İçerik sayfası. Yönetim sayfası oluşturulduğuna göre sıra içerik PHP sayfasını oluşturmaya geldi. Bu dosyanın yapısı yönetim PHP sayfasındaki gibi olacaktır. Bu yüzden yönetim PHP dosyası içindekileri kopyalayın ve içerik PHP dosyasına yapıştırın. Sayfalarda tekrarlanacak alanlar olacaktır. Bunun için include komutunu kullanabilirsiniz. Sayfanın üst kısmından tablo oluşturan etiketlere kadar olan kısım her sayfada aynı olacaktır. Bu kısmı başka bir dosyada oluşturarak sayfaya dahil edebilirsiniz. Bunun için şekildeki alanı seçin ve kesin. Boş bir dosya oluşturun ve bu dosya içine kesilen kısmı yapıştırın. Dosyayı kök dizin içindeki includes klasörüne header.php olarak kaydedin. header.php dosyasını içerik.php dosyasına kaydetmek için include komutu kullanılır. Bunun için içerik.php dosyası içinde en üst satıra şekildeki satır yazılır. Bu satırla harici dosya sayfa içine eklenir. Sayfayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sayfada görsel olarak bir farklılık gözükmemektedir. Aynı işlemi alt kısım içinde gerçekleştirin. Dosyayı footer.php olarak kaydedin. Sayfanın en altına şekildeki kodu yazın. Sayfayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde sayfanın ilk haliyle bir fark gözükmemektedir. Yapıları bu şekilde oluşturduğunuzda, Sayfanın üst kısmındaki bir alanı değiştirmek için tüm sayfalarda aynı işlemi yapmanıza gerek kalmayacaktır. Tek bir dosya üzerinde yaptığınız değişiklik tüm sayfaları etki edecektir. Aynı zamanda gereksiz işlemler görüntülenmediği için veriler üzerinde çalışmak daha kolay hale gelecektir. Şimdi sayfalarda kullanılacak fonksiyonların bulunacağı bir fonksiyon kütüphanesi oluşturulmak istenmektedir. Bunun için yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı includes klasörü içine function php olarak kaydedin. Bu dosya içinde şimdilik hiçbir komut bulunmayacaktır. İlerleyen eğitimlerde kullanılacak fonksiyonlar bu dosya içinde oluşturulacaktır. Bu dosyayı da sayfanın en üstündeki satırla sayfaya dahil edin. Son olarak içerik kısmındaki linkleri silin ve içerik alanı metnini ekleyerek dosyayı kaydedin.